Sen ne olmasını isterdin Ali Kemal? Temel'in yaşamasını mı isterdin, ölmesini? Konuşsana. Hı? Öldürmeye gelmedin mi zaten sen? O yaşarsa bizi öldürür anne. Sizin yaşamanızın bedeli onun ölmesi yani, öyle mi? Teğmen ölseydi ne olacaktı Ali Kemal? Hı? Sen hiç kimseyi son nefesini verirken gördün mü oğlum? Hı? Sana bir soru sordum, cevap ver. Gördün mü? Görmedim. Ben gördüm. Onlarcasını gördüm. Ya. Ve sırf bu yüzden canımı dişime takarak yaptığım mesleğimi bırakmayı düşündüm. Yeter artık dedim, Allah'ım yeter. Yeter, benim artık bir canı daha uğurlamaya tahammülüm yok. Ama bırakmadım. Devam ettim. Bak hala ediyorum. Sen bugün Teğmen'i öldürseydin ne olacaktı Ali Kemal? Kirya Veronica'yı da öldürmüş olacaktın. Yaşayan bir ölüye döndürecektin anacığını. Onun ikinci evi kabristan olacak. Oğlunu aklına getirdiği her an bir kere daha ölecekti. Bir daha, bir daha. Sen ne yapacaktın oğlum? Ha? Eğer Teğmen ölseydi sen yaşayabilecek miydin? Anne. Vicdanın seni bırakacak mıydı? Bu ellerle mi öldürecektin sen de? Hı? Bu eller ne zaman bıçak tutmaya, cana kıymaya başladı Ali Kemal? Hı? Benim büyüttüğüm bu pamuk eller ne zaman katran karası oldu oğlum? Ben bu elleri nasıl büyüttüm biliyor musun? Ben bu elleri öperek büyüttüm. Koklayarak büyüttüm. Bu eller cana kıymasın o. Şifa olsun. Sen kimseyi öldürme Ali Kemal. Kimseyi öldürme. Ne beni ne bir başkasını yaşarken öldürme oğlum. Tamam mı anneciğim? Sen kimseyi ölürken görme. Benim gördüklerim hepimize kafi zaten.